Merhaba Timur, nasılsın? İyi. Kaça gidiyorsun sen Timur? İki. O, ikiye gidiyorsun. Çok güzel. Biz de şimdi ikinci sınıf algoritmik ve mantık matematiği soruları çözeceğiz. Bak, önümüzde bir tane bir ekran var. Bak, ne görüyorsun? Diyor ki, her satırda ve her sütunda iki tane pul olması gerekiyor. Acaba diyor, son pulu nereye koymalıyım? Elimde bir tane pul var. O pulu buradaki harflerden bir tanesine koyacağım ama bir kural var. Ne kuralımız? Bak, kuralı oku. Her satırda ve her sütunda iki tane pul olması gerekiyor. Mesela sen bana bir seçenek söyle. De ki, öğretmenim elindeki pulu şuraya koy de. Nereye koyayım? Söyle bakayım bana. Bizi izleyen çocuklar da düşünsünler, değil mi? Nereye koyayım mesela Timur? D'nin altına D'ye mi koyayım? D mi dedin, anlamadım. Şuraya mı? Hem soldansa hem yukarıdan aşağıya saydığımızda ikişer tane olmalı. Asla üç tane olmamalı pul sayısı. Mesela soldan sağa bakarken hem de yukarıdan aşağıya bakarken. Hangi harfe koyarsak hem soldan sağa hem de yukarıdan aşağıya ikişer tane pul gözükür ekranda. Hangi harfe koyayım? Süren bitiyor. Süren bitti. Evet, cevap. Mesela bak şimdi. Eğer ben bunu mesela B'ye koymuş olsaydım. Bak, B'de 3 tane pul oluyor bak. Olmaz. Ne diyor? 2 tane olmalı diyor. Bak, A'ya koysam bu sefer yukarıdan aşağıya da gene 3 oluyor. Ama 2 olmasını istiyor. D'ye koyalım. Aa, bak, D'ye koyduğum, mesela ben D'ye bir tane pul koyarsam eğer, soldan sağa da 2 olacak. Yukarıdan aşağıya da 2 olacak. Gördün mü? Ben D'ye koyduğum zaman şurayı görüyor musun bak? Bak, maviye boyadığım yeri görüyor musun? Bak, Evet. ben D'ye koyduğum zaman bu satırda 2 tane oluyor. Fark ettin mi? Aynı şekilde yukarıdan aşağı D'ye koyduğum, bak, D'ye koyarsam bak bu sefer yukarıdan aşağıya da gene 2 tane oluyor. Gördün mü? Hem yukarıdan aşağıya sütun olarak hem de şöyle satır olarak ikişer tane pul olmuş oluyor. Demek ki benim ne yapmam lazım? Şuradaki D'nin olduğu yere bir tane pul koymam lazım. Koydum. Gördün mü? Bir maymun kaptanın haritasından bir parça yırtmıştır. Bir saniye. Aşağı gelen Evet. Oku bakalım. hangisi eksik parçadır? Bir Tamam. maymun kaptanın, bir maymunmuş ha. Maymun kaptanın haritasından bir parça yırtmış. Eksik parçayı bul bakalım. B. B dedin. Ben B'yi çevirip oraya koyarsam olur mu acaba? Olur. Hadi bir bakalım. Yani. Deneyelim. B'yi bakalım. Şu parçaymış oranın parçası. Evet, bak şöyle koyduğum zaman, değil mi? Bak, bu parçalar birbirine uyuyor. Bu parça acaba senin B ile aynı mı şöyle çevirdiğin zaman? Oo, bulmuşsun. Tebrik ederim. Pelin aşağıdaki dört Pelin yap poz parçasını aşağıdaki dört yap birleştirirken hangi resmi elde eder? parçasını birleştirirken. Aa, evet bak. Orada dört tane Muz parça var. bence B B. şıkkındaki ay parçası mı diyorsun? Evet. Hadi bakalım. Cevabı getiriyorum. Jiu geldi. Aa, o değil mi? Oluyor değil mi? Bu parçalar birleştiği zaman. Evet, aferin, tebrikler. B şıkkı doğru cevapmış. Kareyi bir kağıdın üzerine bir biraz Biraz mürekkep. mürekkep dökülmüştür. Verilen şekle göre mürekkep
dökülen kaç kara kare vardır? Ay yani bu mürekkebin altında kalanları da böyle bir saymamız gerekiyor. Ben bir sayıyorum. Bir tahmin et bakalım. Hadi bakalım bir düşünün taşının bakalım. Kareli kağıdın üzerine biraz mürekkep dökülmüş. Acaba mürekkep dökülen kaç tane kare var? Yirmi dedin. Cevap 20 olarak geldi. Bakalım sayalım hadi. Saydım ben. Hop. Ben hemen ne yaptım biliyor musun? Bak gördüğün gibi oradaki çizgileri ön plana çıkardım, tamam mı? Oradaki çizgileri ön plana çıkardıktan sonra hadi beraber bir şey yapalım. Sayalım. Gel sayalım hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hakikaten 20'ymiş gerçekten de. Beraber saydık. Tebrikler canavar. Aferin sana. Ne hızlı saydın öyle ya. Sallamadın değil mi? Yok, evet şimdi şöyle bir şey yapacağız. Kafamı nasıl sallayacağım? Şey sallama, kafadan sallamak, atmak anlamında. Kafadan şöyle aklına gelen ilk şeyi şöyle yaparak da ağızlarından atıyorlar. Yani aklına gelen ilk sayıyı söylüyor. 20. 37. Yıllık hocam. Onun gibi şey. Oo, zor bir soru var gerçekten. Kaan bir sayı yazıyor ve rakamları üzerinin aşağıdaki gibi şekillerde kapatıyor. Farklı rakamları farklı şekillerle, aynı rakamları aynı şekillerle kapattığına göre bu şekillerin altında hangi sayı yazılıyor olabilir? Çok güzel bir soru. Kaan bir yazı yazıyor ve rakamların üzerini gördüğün şekillerle kapatıyor. Fakat bak aşağı alt, resmin altında ne yazıyor bak. Farklı rakamları farklı şekillerle, aynı rakamları aynı şekillerle. Şimdi aynı rakamlar aynı şekillerde olduğuna göre şu iki tane dikdörtgen demek ki aynı sayı olabilir değil mi? 4-4 mi orası? Evet. Cevap olarak hangi şıkkı diyorsun sen? Ne? Hangi şık bu durumda doğru olabilir? Yani buradaki sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir tahminleri alalım bakalım. Yani tahminler benim A şıkkı. A şıkkı. Şimdi ikinci ve üçüncü rakamlar birbirinin aynısı olduğu kesin artık. Değil mi? O halde 2 ve 3 aynı olan zaten A ve D var. C de varmış ama diğer rakamların hepsinin farklı olması gerekiyor. Bak, değil mi? Diğer rakamların hepsi farklı. A şıkkı buna uyuyor mu? Uyuyor. Evet. Doğru cevap A şıkkı. Şuradan da olayı gördüğümüz gibi 3, 4, 4, 2 ve 6 şeklinde yapabiliriz. Evet. Neden C olamaz diye bakalım. C olamaz çocuklar. Çünkü C'de başındaki ve sonundaki rakamlar aynı. Ama resimdekiler aynı değil. Olamaz. Onun ya için D olamaz. D de olamaz. Çünkü çünkü bu sefer aynı sayıdan 3 tane var. 3 tane 4 var değil mi? Ama burada aynı resimden 3 tane yok. Süpersin Timur. Devam edelim. Ben bu resmi buraya kocaman yaptım ayrıca. Seni daha iyi şey yapsın diye. Aşağıdaki sepetlerin her birinde bir hayvan uyumaktadır. Koala. Tilkinin sepetleri aynı şekil ve desenlerindedir. Kanguru ve kuşunun sepetleri ise aynı desende olduğuna göre köpeğin uyduğu sepetin numarası kaçtır?
Soruyu anladın mı? Bir de ben okuyayım mı soruyu? Buldum ben bile. Ben buldum bile. Ha? Dedin. Dedin. Süper. Timur, şimdi bir de izleyicilerimiz için ben bir okuyayım istersen. Sen doğru cevap verdin galiba zannediyorum. Fakat ben şimdi soruyu tekrar okumak istiyorum. Her birisinde bir hayvan uyuyor. Yani bak, koala ve tilkinin sepetleri aynıymış. Şimdi koala ve tilki aynı sepetlerde olduklarına göre demek ki koala burada, değil mi? Tilki de burada. Çünkü sepetler aynı sepetler. Evet. Sonra devam edelim. Kanguru ve deve kuşunun diyor sepetleri aynı desen. Kanguru ile deve kuşunun sepetleri de desen olarak birbirinin aynısıymış. Demek ki evet, ama desen diyor. Desen yani birinci ve üçüncü oluyor değil mi? Birinci ve üçüncü. Yani burada kanguru var. Burada da deve kuşu var. Geriye sadece köpeğin uyuduğu kaldı. Köpek de 5 numarada uyuyor olsa gerek değil mi? Süpersin. Tebrik ederim. Oo, zor bir soru sanki. Bu ne? Vallahi zor bir soru. He, bu basit. Ben okuyayım istersen. Kanguru boyanmış karelere basmadan kolay koalaya ulaşmak istiyor. Acaba hangi basamakları ilerler? Hiç boyalara dokunmayacak ama. Boyalı karelere basmayacak. Buldum bile. Evet. A dedin. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7. 3 defa yatay gitmesi gerekiyor burada ama. Ama 2 defa da yatay. Bir saniye. 2 defa da yukarı gidebilir ya. Sonuncusunu geri alalım. Şunu iptal ediyorum. 2 defa yukarı gitsin. A şıkkında olduğu gibi. Sonra da 1, 2, 3. Doğru oldu. A şıkkı da oldu. Oldu. Yani oldu. A şıkkı doğru cevap olarak çıktı. Galiba değil mi? 2, 2, 3. Tamam. Doğru. Evet, bu soruya ne diyorsun? Oo, zor bir soruymuş. Aşağıdaki şekillerden biri oluştururken diğerlerinde kullanılan parçalardan farklı bir parça kullanılmıştır. Bu şekil hangisidir? Evet, böyle evet. Böyle tam çok yaklaşma bilgisayara, yüzün böyle güzel gözüksün. Tamam, kameranı da biraz hafiften bir eğsene kameranı, yüzün tam ortaya çıksın. Evet, böyle çok güzel daha oldu. Şimdi bak, soru ne diyor bize? Diyor ki 5 tane şekil var fakat bunlardan bir tanesinde farklı bir parça kullanılmış. Buldum. Hah. Ne çabuk buldun. Bakayım. Çünkü kafası. Kafasındaki dikdörtgenimsi yapıyı mı diyorsun? Evet. Hemen bakıyorum. Aa, hakikaten öbürlerinde dikdörtgen yok. Kare var ama dikdörtgen yok gerçekten de. Vay, tebrik ederim. Aşağıdaki şekilden bakıldığında hangisi görünür? Bakalım. Çok yakın durma bilgisayara. Biraz uzaklaş bakayım, yüzünü görelim. Hah. Gözüm bozulmasın. Öyle bir şekil olsa ve ben buna tam tepeden baksam. Ben buldum bile. Hangisi? A. A mı dedin? Bir bakalım. A mı diye bir bakayım hemen bir saniye. Ortada koyu mavi var. Sonra sarı var. Koyu mavi var. Tamam. Hayır. Tekrar sarı var. En dışta turuncu var. Oo, doğru. A şıkkı. Zaten şu altındakileri görmüyoruz değil mi? Yukarıdan baktığımız için altındakileri görmüyoruz. Aferin. Süpersin Timur. Bak şimdi burada ekranda bir soru görüyorsun. Bak dikkat edersen bize bir tuğla vermişler yukarıda. Aşağıda da o tuğlalarla böyle karesel bölgeler oluşturmuşlar. Görüyor musun? Bir kare, 3 tane karesel bir alan var. Soruyu okuyorum. Kenarları 1 ve 2. Yani bunun ne demek biliyor musun sen? Hani bir kenarı 1 santim, öbür kenarı da 2 santim gibi düşünebilirsin. Anladın mı? Anladım. Tuğlalar var elimizde. Yani o
Demek ki eni bir uzunlukta, boyu da iki uzunlukta olmuş oluyor. Bu tuğlalarla aşağıdaki gibi kenarları 1 ve 3 olan karelerin çevrelenişi gösterilmiş. Bak görüyorsun. Bu boyalı olmayan, ben şey yerleştireceğim, tamam mı, buraya. Ben buraya tuğla yerleştireceğim. Acaba benim buraya tuğla yerleştirirken kaç tane tuğla ekleyeceğim? Bak, tuğlaları nasıl ekleyeceğim biliyor musun? Şöyle ekleyeceğim bak. Örnek vereyim hemen. Bak, görüyor musun? Evet, gördüm. Görüyor musun? Şimdi sen bunu devam ettirirsen acaba kaç tane tuğlaya ihtiyacın olur toplamda? Tuğlalarımı geri alıyor. Geri alayım tuğlalarımı ben. Tamam mı? Tamam. Ben tuğlalarımı geri aldım. Şimdi sen hayal et ve oraya kaç tane tuğla ihtiyacı var? Düşün bakalım. Geldi bana. 16 gibi geldi. Bakalım 3. Bak, burası boyu yetmediği için buraya yan koyuyorum. Gördün mü? Ve devam ediyorum böyle. Böyle böyle devam ediyorum. Sen saydın mı? Kaç tane oldu ya? 12'ymiş be. Evet. Anlaştık mı? Böylece dersimiz bitti.